Merhaba değerli dostlarım. Ben Zafer Ceylan. Borsa Kripto Zafer kanalına hoş geldiniz değerli dostlarım. Öncelikle burada anlatacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Burada anlatacaklarım size ciddi şekilde zarar verebilir değerli dostlarım. Videoya başlamadan önce değerli dostlarım kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kanala da videoya da bir beğeni bırakırsanız sevinirim değerli dostlarım. İyi seyirler. Evet değerli dostlarım. Bugünkü teknik çalışmamız gübre fabrikaları. Özellikle Fibonacci çalışması, Bollinger, EMA, efendime söyleyeyim RSI indikatörlerin yardımıyla özellikle Fibonacci düzeltmelerin bunlara bakarak bir dönüş sinyali veya dip seviyelerini yakalamaya çalışacağız. Tabii kesinlikle en dibi veya en tepeyi bulmamızın ihtimali yok ama Fibonacci rakamlarına göre veya trendlere göre bir ihtimal yakalama şansımız %80 diyebiliriz arkadaşlar. Özellikle tam takip etmiyorum ama bildiğim kadarıyla Cumhurbaşkanımızın konuştuğu gün yukarıdan mal kitlendi ama neydi? Bu konuşulma önce bilindiği için işte şu kadar altın çıkarılacak bilmem neyi bunları küçük yatırımcıya aslında koz olarak kullandılar. Tamam mı? Bazı gruplar koz olarak kullandı ve o günkü konuşmada maalesef insanları küçük yatırımcıları terste bıraktılar diye düşünüyorum. Tabi uzun vadede belki toparlama ihtimali olacaktır. Belki daha da yukarıları görecektir. Bunun için zamana ihtiyacı var. Bu süreç 3 ay olur, 6 ay olur, 1 sene olur. Bunu bakacağız sonra. Önümüzdeki zaman sürecinde. Şimdilik ne yapabilir? Ona bakalım. İlk etapta baktığım zaman arkadaşlar şurada güçlü bir trend var. Bakın görüyor musunuz? Defalarca burada destek olarak çalışmış. Özellikle lineer pozisyonda baktığımız zaman bu desteğin çalıştığını görüyoruz arkadaşlar. Şimdi baktığınız zaman tam buralardan tepki alımı gelmiş arkadaşlar. Öncelikle hisse ne kapatmış? 206 kapatmış. Yani hemen hemen kısaca şöyle diyeyim. Yani küsuratı boş verin. 200.2 veya 200'ün altındaki kapanış iyi olmaz. Düşüşün devamını getirme ihtimali olabilir. Bu da neden? Tamam şimdilik özellikle günlükte de baktığım zaman bir doji şey bırakmış. Doji diyebiliriz veya ne diyebiliriz? Pin bar da diyebiliriz. Çünkü nedir? Bakın bu bir dönüş sinyalidir tabii ki öncelikle onu söyleyeyim. Buradan dönmesi beklenebilir. Bu muma göre konuşacak olursak. Çünkü dipteki bakın bırakılan iğne ucu baktığım zaman gövdede büyük olduğu için buna bir pin bar da diyebiliriz. Yani nasıl şu tepede bir doji bırakmış aynı şekilde burada da bir doji bırakmışsa bu bir dönüş sinyalidir. Şimdi yer hasarımıza baktığım zaman ortalama aşırı satım 30 bölgesine kadar gelmiş. Tabi buranın altındaki kapanışlarda açık ve net söyleyeyim. 200'ün altında nedir? Fibonacci rakamına göre konuşacak olursak iki tane önemli seviye vardır. Yani piyasa yapıcılarına yem olmamak istiyorsanız tamam mı? Veya panik satış işlem yapmıyorsanız veya da kademeli maliyet düşürmek istiyorsanız tabi dediğim gibi bakın buradan dönme ihtimali var. Ama piyasanın yani kötü bir senaryoda maalesef Fibonacci rakamında nedir? Altın kural 618 olarak geçer tamam mı? Bu 0 olur başında 1 olur. 618 rakamları genellikle çok sağlıklı çalışır. Bakın geçmişte de zaten burada destek olarak bunları görmüş. İkincisi nedir arkadaşlar? Piyasanın düşüşün devamında ise bu ikisinden kademeli şekilde maliyet düşürürsünüz veya dönülmesi beklenir arkadaşlar. Yani bu saatten sonra artık çok panik işlem yapmayın derim. Şöyle baktığım zaman ne olabilir ki arkadaşlar? Hadi bundan sonra düşse ne olabilir? Yani ilk etapta efendime söyleyeyim. Yani 89 bölgesine gelecek olsa %6,5'luk, %6'lık düşüş var. Hadi 130 ne olur? 135 seviyesine kadar gelecek olursa da yani %33'lük toplamda %33'lük yani 3 taban yeme ihtimalini göze alacaksınız. Bu kötü senaryoda.
Yani 3 taban aşağıda yeriniz var. Tamam mı? Diğer yandan tekrar günlükte baktığım zaman lineerde bakalım arkadaşlar. Nedir? Bakın 100 günlük ortalama 218'den geçiyor. Aşağıda yine baktığım zaman nedir? 200 günlük ortalama 170,8'den geliyor. Yani 100 günlük altında trend altında kapanışlar bura her zaman takip edilecek. Tabii biz ne diyoruz? Şu iki bölgeden kademeli şekilde bal toplanabilir. Yani dua edelim buradan ilk etapta bir dönüş bekleyeceğiz. Umuma göre baktığımız zaman ilk etapta buradan bir dönüş bekleyeceğiz. Yani direnç olarak yani tam bu mumun çalışması için arkadaşlar 118 üzerinde 100 günlük ortalamanın üstünde hatta 228 üzerinde bir dönüş yakalarsak daha iyi olacaktır. Şimdi Fibonacci rakamı olarak bakın burayı aklınızda tutun. Bu trend üzerinde 228, 266, 314 ve 390 bunlar sizin dirençleriniz olacak arkadaşlar. Bakın. Şunlar sizin dirençleriniz olacak. Önümüzdeki günler tabi dediğim gibi 189'un altında bu trend altında kapanış olmasa şu iki rakamda dediğim gibi de sizin maliyet düşürme bölgeniz olacak. Yani bir şey kalmamış. Sakin olun. Artık bu saatten sonra panik işlem kesinlikle yapmayın değerli dostlarım. Dediğim gibi buradan dönme ihtimali de var. Şimdi bir de haftalıkta bakalım değerli dostlarım. Şunları bir temizleyelim hepsini arkadaşlar. Hem Fibonacci rakamı olarak hem de haftalıktaki EMA desteklerimizi kullanalım. Bize biraz daha orta vade senaryosunda ne olabilir? Tamam mı? 8 günlük, 21 günlük, 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük EMA'ları kullanıyorum arkadaşlar. Siz buradaki rakamlara bakmayın. Şimdi aslında burada baktığımız zaman nedir arkadaşlar? 8 günlük üzerinde haftalık kapanışlarda çok güçlü bir sinyalle yukarı gitme ihtimali oluyor. Unutmayın. 8 günlük ortalama haftalık bazda çok önemli. Hangisi olursa olsun üstünde 8 günlük ortalamanın üstünde olumlu yansır arkadaşlar. Şimdi geçmişte de baktığım zaman nedir arkadaşlar? Aşağı rakamları ben neden konuşuyorum? Yani 211'in bak haftalık bazda da konuştuğum zaman nedir? 211'in üzerinde bakın bu ortalama olarak konuşuyorum. 211'in üzerinde neresi var? Bakın 8 günlük ortalama. Buranın üzerindeki haftalık kapanışlarda tamam diyebiliriz ki ne dönmüş diyebiliriz. 158 seviyelerin üzerinde bu ortalamalara göre konuşacak olursak. Nedir? Trendin altında kapanış gelirse 211 üzerinde atamadığı sürece ne yapacağız? İlk etapta 189,8 edeceğiz. Ondan sonra efendim bakın 50 günlük ortalama haftalıkta. Tamam mı? Geçmişte de baktığım zaman nedir arkadaşlar? Bakın altında yeşil, kırmızı özellikle 50 günlük ortalamanın altındaki kapanışlarda nedir? Çok rahatlıkla maliyet düşür bekle politikası vardır. Tamam mı arkadaşlar? Bunu unutmayın. Biz yine de buraları size destek olarak verelim. 155,8, 135, 139,8. Bu üç rakam destek olarak izlenecek dediğim gibi direnç olarak da baktığım zaman Fibonacci rakamı yine tekrarlıyorum. 228, 266, 314, 390 şeklinde de orta ve uzun vade izlenecek. Yine haftalık bazda baktığım zaman 211,8 ve 257,9 direnç olarak bu rakamlar izlenecek değerli dostlarım. Tabii yine çok hoşuma giden indikatörlerden bir tanesi de Bollinger bandı veya Bollinger bandı da deniliyor. Bir de buna bakalım. Oo çok güzel bakın. Güzel bir şey yakaladım. Neden hoşuma gidiyor arkadaşlar? Bakın buradan dönme ihtimalinde var olduğunu dedim değil mi? Bakın. 202,9 nokta. Bakın. Çalıştığına bakın. İşte haftalık kapanış çok önemli. Buranın altında dediğim gibi 200 maksimum altında haftalık kapanış gelmemesi lazım. Bakın. Bollinger bandının çok güzel destek yaptığını görüyorsunuz.
Umarım buranın altında bir kapanış gelmez. Şöyle bir de günlükte baktığım zaman evet, boyun bir bandının dışına çıktığı zaman, bakın yukarıda çıktığı zaman kafasına vuruyorlar. Hep çıktığı zaman kafasına vurmuşlar, aşağı indirmişler. Aynı şekilde nedir? Moringir bandın altına sarktığı zaman da çok sert çıktığında tekrar içeri girme ihtimali oluyor. Ama burada önemli olan nedir moringir bandına baktığımız zaman? Moringir bandı diyor ki ne? Günlükte biraz uzun vade baktığımız zaman 294,8 direnç olarak günlük üzerinde kapanış gelmesi lazım. Tekrar yükseliş yap. Dua edelim günlükte, bakın bura dönmüş. Buranın da dönmesi aşağı doğru bir senaryo tetikler. Şöyle bir 2 saatlikte bakmak isterim Bollinger bandına. Bize çok güzel yol çizebilir. Tabii 2 saatlikte de bakın bize bir trend olarak henüz bir al sinyali gelmemiş. Bakın görüyor musunuz? Şura. Bu seviye. 243 seviyesi. 2 saatlikte. Tamam mı? Buralarda izlenecek. Zaten ERA sayımız uyumsuzluklar aşırı satım bölgesinde devam ediyor. Bir dönüş sinyali için en kötü ihtimal 243 senaryosunu izleyeceğiz arkadaşlar. Bu Bollinger bandının üstünde bir kapanış. Ondan sonra nedir? 301 seviyesi. Eğer 2 saatlik yani kısa vadeli bakış açısıyla 243 üzerinde kapanış gelirse 301,8 Bollinger bandını izleriz. Hatta da burada 314'te Bollinger bandı izlenebilir. Tabii bunlar dışında şöyle ben bir trend çizmek isterim. Bu trend kırılımı da bizim kısa vadeli bu takip bölgeniz olsun. Buranın üzerinde bir kapanış gelirse efendime söyleyeyim yukarı doğru bir yön beklenebilir. Şimdi lineerde de bakak, logaritmikte bakak tabi bunlar hepsi bizim için önemli arkadaşlar. Logaritmikte bakmak bizim için önemli olacak. Tabi en güzel senaryo nedir arkadaşlar? Dediğim gibi buradaki, tamam mı? Gerçi tamam dedik bunun üstündeydi. Sıkıntı yok. Bunun üstünde kaldığı sürece herhangi bir sıkıntı yok. Buranın altının üstünde bir kapanış gelmemesi lazım. Yatay destek dirençlerimize bakalım. Buranın üzerinde bir kapanış gelmezse arkadaşlar tam bir dönüş bekleyemeyiz. Tamam mı? Bu seviyeler hızlı bir şekilde mesela pazartesi kırılacak olursa burası beklenir. Tamam mı? Ama biraz daha yataya saracak olursa buralarda olabilir trend kırılımı için. Yani yükselişi bekleyebilmemiz için 229 veya 246,9 üzerinde bunlar üzerinde bir kapanış görmek lazım değerli dostlarım. Bu kırılan trendin üstünde bir senaryo beklenebilir. Bakalım bu rakamları izleyelim. Değerli dostlarım. Evet değerli dostlarım. Bu şekilde destek dirençlerimizi toplayacağınız kademeli bölgeleri ben sizlere anlattım. Bu saatten sonra piyasa yapıcıları ne derse olur. Tabii benim dememle olmaz. Biz teknik anlamda gördüğümüz Fibonacci rakamlarında ortalamalardan destek bölgelerini sizlere anlattım. Umarım çalışır. Bu 229-246,9 direnç olarak izleyelim. En kötü mal dediğim şu Bollinger bandı da bizim için önemli olacak. Baktığım zaman nedir? O da 243 seviyelerinden geçiyor. Bu rakamları izleyelim arkadaşlar. Dediğim gibi bu bölgeler geçerse 301,8'e kadar izlenebilir değerli dostlarım. Evet. Bol kazançlar, hayırlı yatırımlar değerli dostlar. Bu arada videoyu beğenirseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Hayırlı akşamlar.